Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Hall kütüphaneleriyle çalışırken sistem clock ayarlarımızı nasıl yapacağız? Onun üzerinde duracağım. QMX'i açalım. Evet arkadaşlar, clock ayarlarında ya internal kullanırız ya da harici kullanırız. Buna karar verdikten sonra ilk başta internal için konuşalım. Internal kullanacaksak şurada high speed internal ve low speed internal diye iki adet seçeneğimiz var. Low speed internal da 32 kHz'lik bir tane clock frekansı var. High speed internal'da da 16 MHz clock frekansı var. Şimdi şurada şu PLL ve HSE sistem clock mux'un üzerinde seçme şansımız var. STM QBMX üzerinde. HSE'yi direkt seçersek maksimum clock frekansımız şuradaki HSE, yani internal clock frekansımızla aynı oluyor. 16 MHz, maksimum 16 MHz'e sistem clock frekansımızı ayarlayabiliyoruz. Eğer PLL'i seçersek PLL'de PLL-M, PLL-N ve PLL-P katı var, kat sayıları var. Bu main PLL katında kat sayıları belirleyerek maksimum 168 MHz'e işlemcimizi çıkarabiliyoruz. HSE'yi seçersek maksimum 16, PLL katını seçerdik. PLL katında işlemcimizi maksimum 168'e ayarlayabiliyoruz. Başka herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Burada istediğimiz frekansı buraya yazıyoruz. Örneğin 48 yazdım. Okeyledim. Sistem 48 ayarladı. Şimdi eğer harici seçersek nasıl olur? Hariciyi pinout'a geri dönüyoruz. Şurada sol tarafta RCC'nin altında High Speed Clock. Şuradan kristal seramik rezonatörü seçiyorum. Şurada gördüğünüz gibi aktif oldu. Clock konfigürasyonuna geçiyoruz. Clock konfigürasyonunda şurada internal seçili, bunu external'a çekiyorum. Şimdi burada da yine seçeneğimiz var. Ya PLL kullanacağız ya da external kullanacağız. Internal'da ya HSE'ydi ya da PLL katı. Burada da yine aynı. Ya external ya da PLL katı. Eğer sadece external kullanacaksak sistem clock konfigürasyonumuz burada default 25 tanımlı. Normalde STM32F4'ün üzerinde 8 MHz kristal var. Bunu öncelikle 8 yapıyoruz. Daha sonra buraya da yine internal'daki gibi istediğimiz frekansı yazarsak gerekli ayarlamaları, kat sayıları STM QBMX bizim için yapmış oluyor. Şu önemli nokta, default 25'i 8 yapıyoruz external'da. Şurayı external HSE seçiyoruz. Burayı PLL veya HSE seçebiliriz. HSE seçtiğimizde direkt HSE katı direkt sistem clock'a ulaştığı için harici clock frekansı 8 MHz, kristal şurası da 8 MHz oluyor. Eğer PLL seçersek yine şurayı istediğimiz işlemcimizi full 168 MHz'e ayarlayabiliriz. Yalnız HSE'yi seçtiğimizde dikkat ederseniz burada enable CSS, yani clock security system aktif oluyor. Hem HSE'yi seçerken veya PLL katını seçerken bu HSE, yani clock frekansında HSE source'unda kaynağında herhangi bir problem olduğunda bir güvenlik otomatikmen internal'a switchliyor frekansı. Güvenlik bunu enable edebiliriz. Enable ettiğimizde eğer
HSE yani external katında herhangi bir problem olursa otomatikmen internal'a switchliyor ve bir tane interrupt kesmesi flag oluşturuyor. Şimdi burada PLL katını seçtik. 168 seçtik. Şu default 25'i 8 yaptık. Şimdi projemizi bir kaydedelim. Kale üzerinde görelim. System clock diye kaydetsin desktop'a. Generate ediyoruz. Open. User'ın altından main dosyamızı açıyoruz. Main dosyamıza baktığımızda sistem clock konfigürasyonuna HS10 seçili, oscillator type, external, on etmişiz, PLL on aktif. Ondan sonra PLL source, external kat sayılarımız. Şurada PLL M4, N168, P2 olarak seçmiştik. Burada 4, 168, 2, divide 2 olarak almış. PLL Q'ya müdahale edemiyoruz burada. Şurada 4 olarak seçili. Şimdi burada ayarlarımız gelmiş. Şimdi şurada şu Drivers'tan sistem STM32F4 dosyasını açıyoruz. Şurada aşağı gittiğimizde şurada HS value tanımlamaları var veya HS internal değerleri. Burada default 25 tanımlı. Biz bu 25'i 8 yapmalıyız. 16'ya müdahale etmiyoruz. Zaten internal 16. Sadece external'da farklı. Buradan biraz daha aşağı gittiğimizde şurada HSE value is a constant defined in STM32F4 xis whole conf.h file. Yani şu dosyanın altında şunu buluyoruz. Tabii önce derleyelim. H dosyalarımız oluşsun. Şu dosyayı bulup onun içinden HSE 25 default 25 değerini 8 MHz olduğunu göreceğiz. Çünkü STM QMX'te 8'i ayarlamıştık ve derledik kodlarımızı generate ettik. Şimdi bir açılsın onu görelim. Evet. Şimdi main C'nin altında da veya şurada aynı dosyalar zaten. Whole conf dosyasını buluyoruz. Açıyoruz. Aşağı gittiğimizde şurada HS value STM QMX bizim için 8 MHz'i ayarlamış. HSE zaten 16 MHz. STM QMX bu şekilde bizim için ayarlıyor. Eğer STM QMX'i yani burada kullanmak istemiyoruz. Nasıl yaparız? Bu whole conf dosyasına gelip burayı 8, 25'i 8 MHz yapabiliriz. Daha sonra main'de şurada gerekli PLL katsayılarımızı belirleyerek istediğimiz frekansı elde edebiliriz. Bir de şurada APP1 Peripheral Clocks. Bu maksimum 42 MHz oluyor. Full speed'de işlemcimizken. Bir de APP2. Şurası da maksimum 84 oluyor. Zaten diğer türlü yaptığımızda hata olduğunu görüyorsunuz. Maksimum 42 MHz'e kadar diyor. Şurada da yine aynı şekilde şöyle bir yaparsak hata verecek. Çünkü burası 84, 168 oldu. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.